Bugün 24 saatte 100 korkuyla yüzleşeceğiz. İnsanlık tarihindeki en zor korkuları araştırdık ve bu videoda hepsiyle yüzleştik. Feride yanımızda ilk korkularıyla yüzleşecek. Bugün çok gergin Feride. 4 seviyeden oluşan korku yürüyüşüyle başlıyoruz. Feride hazır mısın? Değilim. Kokuşmuş balık kutusu. İğrenç! Kaydı ülke. Eğer buna basarsan sana 1 TL ödül. Ne? Bozuk süt. İçinde bozuk bir süt şey ama. Var mı? Hayır yok. İnanmıyorum şu an buna. Yemin ederim süt. Rezil insan ya. Iy, ayağım bozulacak. Evet. Balıktan sonra süte giriyorum. 3. seviye kurçuklar. İmkanı yok, buna basmam. 5 saniye içinde kalırsan sana 2000 TL ödül. Gerçekten çok kötü. 2, 1. Hazır mısın? Bu senin son korkun. Buna da basarsan 5000 lira. Bak elim ayağım titriyor. 4. seviye sülük kutusu. Benim. Ayağım yapıştı. Bir daha Mert YouTube'a çağırdığında diyeceğim ki işim var. Feride'ye çok teşekkür ediyoruz. Feride'nin yüzleştiği korkular ne ki? Videonun ilerisindeki korkuları gördüğünüzde siz bile korkacaksınız. Yüksek bir yerden düşme korkusu en ilkel korkularımızdan biriymiş. Bu kaydıraktan kaymak beni fena halde ilkelleştirdi. 3, 2, 1... Ölmek istiyorum ya. Toplum içinde dans ettim. Kurgucumuz Zafer en büyük korkusu olan gömülme korkusuyla yüzleşecek. Videolarımı zamanında yetiştiremediği için ekipçe ona ufak bir ceza vereceğiz. Aynen onlara bak. Balonu kalmadı mı? Hayır. En büyük korkum ne biliyor musun? Bu videoya 70.000 like gelmez. 70.000 like gelmezse o da korkularıyla yüzleşmiş olacak. Atın arkadaşlar benim için. Karşıdan karşıya geçme korkum. Çok zordu lan. Arkadaşlar şu an Türkiye'nin en büyük Luna Parkı'ndayız ve korkularımızla yüzleşeceğiz. İlk korkunla yüzleştin mi? Çok ani denen bir ses korkusu. Yüksekten korkan bir arkadaşımızı insan sabanıyla gökyüzüne fırlattık. Hazır mısın? Hayır. 3, 2, 1... Abi diyor ki ben o kadar insan attım böyle ses ilk defa duydum. Arkadaşlar sıradaki korkumuz uçma korkusu. Şimdi uçacağım. 3, 2. Bu çok kötü bir şey ya. Ben buna bir daha binmem. Bir sağa atıyor, bir sola atıyor. Çok sıcak olduğu için canımız milkshake çekti ve şu an en büyük korkumla baş başa kaldım. 4 tane milkshake alabilir miyim? Ben ödeyeceğim. Tabii ki. Ben niye kendimkini ödedim? Bilmiyorum. Turgut kendimkini ödedim. Ne kadar? 88 lira. Yapma. Bize de mi 88 lira? Tutarmıyor. Bize temassız ödeyim. Çoğumuzun korkulu rüyası dişçilerdir. Benim de en büyük korkularımdan birisi olduğu kesin. Ama güzel bir gülüş için bu korkumla yüzleşmek zorundayım. Ben Bülü ailesi sayesinde bu korkumu yendim. Buraya Instagram'larını bırakıyorum. Dişle ilgili merak ettiğiniz ne varsa Instagram'larından sorabilirsiniz. Aynı zamanda buraya gelip benim ismi verirseniz de %20 indirim kazanmış oluyorsunuz. Hocam bu diş benim mi ya? Evet. Neyse. İnanılmaz. Yılbaşına yetiştirebilir miyiz dedim. Mehmet hocam dedi ki yetiştiririz. Sonra yılbaşına yeni dişlerine girdim. Mehmet hocam bana korkularımı yendirdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok rahatım, rahatlıma bakın. İsterseniz size kanıtlayabilirim ne kadar korktuğumu. Arkadaşlar şu an engelli yerine park edenlere çekiyorlar çekiciyle. Vallahi korktum ha. Hakikaten korktum. Ne korkusu diyoruz buna? Korkusu diyoruz ha. Merhaba. Arkadaşlar ne korkusu olduğunu anlamışsınız zaten. Bunun için bir şey söylememe gerek yok. Aslan korkusu. Aslan korkusu. Aa, ne oldu? Reis ne yapıyorsun? Ne haber? Aa, çok yumuşak. Mehmet'i. Mehmet'i gel. Benim çocuğum. Elim böyle mi? O ne? Yalıyor müşteriyle. Yalandan daha fazla korktuğum bir şey varsa o da yılandır. Bu yılanlar insanlara alışık. Fakat bu beni ısırmayacağı anlamına gelmiyor. Getiriyorum. Kanka yüzüme getirme, yüzüme getirme. Oğlum yüzüme getirme. Şöyle koyayım mı o zaman? Yanlış yere koydum. Abi bu... Seni yılanın üstüne koydum. Şaka geldi. Çok terledim. Gerçekten. İnanılmaz gerginim şu an. Abi bir şey var mı abi? Bir şey olmaz, Abi! Oğlum kurtum var. Onun üstüne. Aa ben onu görmedim. Lan bana getirme, Sıradaki korkumuz roller coaster'da yüksekten aşağı doğru düşmek. Gidelim. Allah'a emanet. Bir ayran de bağırıyor o zaman. Kızlardan reddedilme korkusu. Merhaba. Benim hiç arkadaşım yok da ben de fotoğraf çekilebilir miyim size? Tamam. Teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Çok korktum reddedecek diye. Hadi gidelim ya. Bu ne biçim video ya? Şimdiki korkumuz bağlanma korkusu. Ve bağlandım. Bu korkuyu çok yanlış anlamışsınız. Ben ciddi ilişki yapamam anlamında bağlanma korkusu demiştim ya. Onun prodüksiyonunu yapamadık da. Ya atma senden pahalı onlar. Ya Turgut almayalım bir dahaki. Ya lan yazma öyleyse. Her şeyi yap öyleyse yazma Turgut. Alo. Görüşürüz. Hadi gel. Bir şey içiyordu, boğazıma geçiyordu. Arkadaşlar ani sesten bak ablalar daha kötü oldu. Can yakıyor. Arkadaşlar ani sesten korkma şakası. Eğer dövme yaptırmaktan daha acılı bir işlem varsa bu da dövmeyi sildirme işlemi. Mert'e birazdan rahibe şakası yapacağız. Arabasına saklanacağız, ardından Mert gelecek ve bom! Hızlı ve Öfkeli'nin en sevilen adamı araba kazasında öldükten sonra Hızlı ve Öfkeli her şeyden korkmaya başladı. Ağzına sıçayım. Ay yeter! Yetişim geldi. Şurada 2 dakika dursana. Gel ya. Görüşürüz. Ya. Olmaz. Ya bu Yiğit salak ya. Böyle bir şey mi olur? Onları s**eyim. Sizleneceksin. Oğlum ne yapacağım ben burada? Ayağımda değil. Ben bir tarafa bak. Gel hadi gel. Acıdım. Şimdiki korkumuz aile korkusu ve şu an babamı arayıp babama borcum olduğunu ve onlara haciz geleceğini söyleyeceğim. Alo. Alo. Efendim oğlum. Ne yapıyorsun? İyiyim. Bir şey söyleyeceğim sana ya. Muhasebecim şey diyordu, borcum var falan filan diye. Bugün benim telefonuma mesaj geldi. Haciz işlemleri başlatıldı. İkametgahım sizin evi gözüküyor değil, size galiba gidecekmiş. Lan senin yapacağın işe başlayayım ya. Lan ne terbiyesiz adamsın sen. Sokacağım yapacağın işe. Akşam gidin eve gel s***den belanızı. Tamam. Timsahlarla aşırı neşir olacağız ama bu timsah 6 metre. 900 kilo. Sopayla besleyeceğiz ve bizi emniyet için bunlardan taktılar. Gel oğlum! Alper Red'de ipini keserim içeriğine beni çağırmadığı için ben de kendi kendime böyle bir içerik yazdım. Bırak! Ah, sırtım yandı. Klostrofobisi olmayan insanların bile içini daraltacak bir tabuttayken hayatımın bir film şeridi gibi gözümün önünden geçmesi içeride geçirdiğim dakikaları daha da zorlaştırdı. Görüşürüz arkadaşlar öbür taraftan. Çok kötü, dur yapma. Hello. Nerede? Hadi çok hızlı hareket ediyor. Çok hızlı hareket ediyor. Yeter tamam. Lan bu niye kalkmıyor? Bunun üstüne biri oturdu. Yok canım. Hadi. Oha, üstünde etmiyor. Oğlunu sıçayım Yiğit. Hala gidiyor lan. Mert'i döveceğim. Oha ne kadar sıçayım. Boğulmanın en acı verici ölümlerden biri olduğunu bildiğim için çok korktuğum şeylerden biri çaresizce havuza atılmak. Cidden zor bir. Yüksekten aniden düşme korkumuzla yüz yüze geldi. Aa! Ya burayı böyle yapılır mı kardeşim? Bir dakika niye bu kadar hızlı çıktı bu? Allah! Ben niye bildim buna? Yarav yok aldı. Bayıldım. Ben hiçbir şey görmedim. Ben de görmedim. Niye burada durdun? Arkadaşlar ben normalde köpekten korkmam ama bu farklı bir şey. Konucusunu zaten biliyorsun. Yeter git yeter. Lütfen bırak beni. Turgut'un hırçın kızlarını yok etmek aşırı acı dolu bir işlem olduğu için lazer korkusuyla o yüzleşecek. Acımaması için havası. Ben veriyorum havayı. Şu an elimde aşırı acı bir içecek var. Ne? Çok acı çok. Ne bu? Bunu nasıl buldunuz oğlum burada? Aşırı acı. O kadar sizin için uğraşıyorum. Sizin için bu videoya like atmayı ve kanalıma hala abone olmayı unutmayın. Ben. Yüzleştiğimiz en büyük korkulardan biri köpek balıklarıyla yüzmek oldu. Ben bu korkumla yüzleşirken çocuklar beni başka bir YouTuber'la karıştırdılar. Arkadaşlar hiç korktuğum gibi bir şey çıkmadı. Sol kulağım biraz ağrıyor. O da basınçtan doğaldır. Çocukluğumdan beri iğnelerden çok korkarım. Şimdi iğne korkumla yüzleşme zamanı. Sakin olman lazım. Tehlikeli bir işlem yapıyorum. Korkulacak bir şey var mı? Yok ya hiçbir şey anladım. Ben bildiğiniz gibi yüksekten korkmuyorum. Aramızda biri çok korkuyor. Yiğit yapacak bunu. Ben yapmıyorum oğlum. Sen yapacaksın. Bana ne ben yapmıyorum. Yere bak şimdi yere bak ki. Bir dakika bir yakın olayım. Şöyle ucundan baka baka gel. Ben de deneyeceğim. Bak. Bak. Oğlum ne yapıyorsun? Gerizekalı mısın? Kadınların korkulu rüyası ağda yapıyoruz. Ben de hiç ya salak mısın be adam be? Ona da izin veriyorum hadi gördük ya. Az var zaten ben de yokluğu fark etmez ki en kötü tüydük. Ah lan oha! Hayvan insan bir haber dedi. Bembeyaz bir şey çıktı. Orada bembeyazın beyazını. İnsanlar iple yüzümdeki kılları alabiliyormuş. Şimdi bunu üstüme uygulayacağız. Oo! Bu ne? Oğlum çok acıyor mu? Ben bunu yaptırmak istemiyorum. Ya yanağım kapardı ya. İğrenç oldu. Bilmediğin herhangi bir şeye dokunmanın ne kadar korkutucu bir şey olduğunu ancak bu oyunu oynayanlar bilir. Hadi canlı ya. Tanıtla mı? Çoğu insanın içinde olduğu ama aslında bilmediği bir korku olan delik fobisine bakacağız şimdi. Ben buna bakamam. Bir bak. Aa, bakamam. Ya bir bak şuna. Gerçekten çok kötü ya. Çok kötü ya. Bu nasıl korku? Bu iğrenç bir şey gerçekten. Demek ki herkes de olmuyor bu. Hayır. Benim terzi kutsalsın. Al sana. Mert beni mesaiye bıraktığı için bu videoda ben de onu korkutacağım. Alper shorts'u bitirdin mi? Evet abi. Şuraya bak. Ezan ödülleri bitirdi. Kadın! Yapşan kişi ya. Kadınlar doğum yaparken aynı anda 20 kemiği kırılması kadar acı çekerler. Bu yüzden annelerimizin kıymetini bilelim. Ver oğlum şoku. Yapma! Birisinden doğuracağım şimdi onu istiyorlar. Ya hastaneye gerek yok. Oğlum aşı yapılmak. Demiyorum ben orada yine yapmak ya. Bak işte korkuyorsun. Hadi. Sağlık şakaya. Hadi. Oğlum tek kaldım ya. Biz birçok korkuyla yüzleştik ve sonra sizin için bir korku bıraktık. O korkuda bu kanala abone olmanız. Şu an bu kanala abone olun ve siz de korkularınızla yüzleşin.